Today we are going to solve the last exam questions, okay? Evet çocuklar, bu hafta yani bu dersimizde geçen olduğunuz denemenin İngilizce sorularını çözeceğiz beraber. Evet, başlayalım. First, which questions are they answering to? Which questions are they answering to? Hangi soruya cevap veriliyor diyor. Önce sorumuzu okuyalım, sorularımızı okuyalım. How do you feel on the fun rides? How do you feel on the fun rides? What do you need for a ride? Which one is more exciting, bus, train or bumper cars? What is your favorite fun ride at the fair? Şimdi birincisi ne diyor ki, fun rides'lara yani bu Luna Park'taki bu ghost train, roller coaster gibi işte şeylere ya da bumper cars gibi çarpışan arabalara bindiğinizde nasıl hissediyorsunuz diyor. Ya da what do you need for a ride? Neye ihtiyacınız var diyor sürerken bir şey sürüşünde. Which one is more exciting? Hangisi daha heyecanlı? Korku treni mi? Bumper cars, çarpışan arabalar mı? Ya da what is your favorite fun ride at the fair? Luna Park'ta senin favori eğlenceli bineceğin şey ne diyor? Daisy diyor ki bumper cars are really exciting. So they are my favorite at the fair. Zeynep diyor ki I like roller coaster because it is fun, fast and thrilling. And Mike diyor ki I like ghost train. I think they are amazing and the best at the fair. Şimdi çocuklar, burada şu ışık arasında kalabilirdiniz. Hangisi daha heyecanlı? Bumper Cars mı, Ghost Train mi diye sorulan soruyla karıştırabilirdiniz. Ama Zeynep burada roller coaster'dan da bahsettiği için zaten bu soruya cevap veremeyiz. Yani bu soru olmaz, bu da olmaz, A şıkkı da olmaz. İkisi de, üçü de olmaz. O yüzden hangisi senin favori bineceğin şey diye soruyor Fun Fair'da ya sonra at Fair'da, Luna Park'ta. Daisy'nin bumper cars'mış, çarpışan arabaymış, neden çok heyecanlıymış ve favorisiymiş. Zeynep'in roller coaster, hız treniymiş. Hız trenini seviyormuş çünkü eğlenceli, hızlı ve thrilling, heyecan vericiymiş. Mike ise korku trenini bilmekten hoşlanıyormuş çünkü harikaymış ve ben ona göre en iyisiymiş Luna Park'ta. Geldim ikinci soruya. Sixth grade students are playing a game called Guess My Mother's Job. They are giving some information about their father's job. The other students are trying to find it. Okay? Yes. Whose mother is a lawyer according to the speech bubbles above? Şimdi oyunun adı diyor ki 6. sınıf öğrencileri bir oyun oynuyor ve oyunun adı hadi benim annemin mesleğini tahmin et. Ve diyor ki they are giving some information at their father's job diyor. Orada diyor babasılarının mesleğiyle alakalı bilgi verilmiş diyor. Ve diğer öğrenciler de trying to find, bulmaya çalışacaklar diyor. Buradaki bir kere father's değil, mother's job olacak. Önce onu bir düzeltelim. Babayla ilgili bilgi yok zaten. Evet, Bill diyor ki my mother works in the hospital and looks after patients. Benim annem hastanede çalışıyor ve hastalara bakıyor. O zaman ne olabilir? Doctor, nurse olabilir. My mother works in a hospital. My mother works in a hospital and looks after patients. Yine ben de ne olabilir? Nurse olabilir ve doctor olabilir. Yani diğerine Carol diyor ki my mom takes orders and serves at the restaurant. Sipariş alıyor ve restoranda servis yapıyor diyor. Waiter olabilir. And geldim Georgia. My mother defends people at the court. Mahkemede insanları savunuyor diyor. Kim savunuyor bunu? Kim yapıyor? Lawyer yapıyor zaten. So, B. Correct answer B. Hemen şuraya yazımı unutmayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Süleyman. Which one is false? Hangisi yanlıştır? Hemen. Şıklardan bakarak gidiyor.
diyoruz ki daha kolay olsun. Süleyman Kings, roller coaster. Which one is roller coaster? This is roller coaster. Roller coaster are fantastic. Yes, Süleyman Kings, roller coaster are fantastic. But Donald thinks they are boring. Yes, it is true. This option is true. And the other, Anna and Donald think ghost train are crazy. So they like the Donald. Is it true? Donald, okay. Donald is fantastic. Donald thinks fantastic. It is fantastic. But Anna is frightening. So she doesn't like it on them. She doesn't like it on it. Yani çocuklar, evet Anna seviyor, fantastik buluyor ama Donald frightening, korkutucu buluyor. Bu yüzden bu şıkkımız, this option is wrong. Ama diğerlerine devam edelim. Donald thinks Terry's wheels are turfing, but Süleyman believes it is boring. Hemen bakalım. Yes, Süleyman is boring. Süleyman believes it is boring. Do likes boring. Is it true? Do sıkıcı, saçma gibi bir anlamları var. Ferris wheels, Donald terrifying. Yes, terrifying buluyor. Doğru. Donald'ınki true. Süleyman'ınki do like fantastic. Yani bu cevap doğru. Yani roller coasters are dual for Donald. Yes, Donald, roller coaster, boring, likes, dual, the same meaning for Donald, okay. But Anna thinks they are crazy. Yes, Anna thinks they are crazy. Yes, they are crazy. So, the option is correct. Which one is wrong? Which one is false? Yes, B is false. Okay, Anna and Tom is Donald think ghost train are crazy. No, it is wrong. The other question. Four. Which of the following doesn't complete the dialogue? Hangisi tamamlamıyor? Yes, A. Sorry, it is all done. Üzgünüm, hepsi bitti. B. You mean I like. Lezzetli, onu seviyorum. C. I think it is nutritious normalde besinli ama yani besin kaydı değer. Burada çok faydalı değil, yararlı değil anlamında isn't olduğu zaman. Çok besin değeri yok anlamında. Thanks, I don't like it. Teşekkür ederim, onu sevmiyorum. Yani, can I have some coffee please? Sure. Do you want a croissant with it? No thanks. Why? Because I don't like it. No thanks. Thanks, I don't like it. Okay? Yes. I'm sorry. Doesn't complete diyor. Hangisiyle tamamlanmaz diyor. I'm sorry. Yes. No thanks. Can I have some milk with my coffee? Can I have some milk with my coffee? Yay. Bakalım hemen. Sorry, it is all gone. Üzgünüm, bitti. Diyor. Sonra geldim. What about pancakes with? Yumi, I love it diyebilirim. I think it is nutritious diyebilirim. No thanks de, I think it is nutritious diyeceğim. Yumi, I love it diyeceğim. Şimdi tekrar bakıyoruz sorumuza. İlk soruyu yanlış okuduk. Hemen düzeltelim. Geldim birincisine. Sure. Do you want to a croissant with it? First. Can I have some coffee please? Kahve alabilir miyim diye soruyor. Elbette diyor. Yanına croissant ister misin diye soruyor. Hayır, teşekkür ederim. I think it isn't nutritious. Bence o yararlı değil. Şimdi C'yi kullandım. Geldim. Can I have some milk with my coffee? Kahvemde birazcık şeker alabilir miyim diye soruyorum. O da bana diyor ki sorry, it is all
done. Okay, please. Sorry, it is all done. Yani, ayda yedin mi? Üzgünüm, bitti. Geldim. What about pancakes with it? Peki, kahvenin yanında pankekle pankek ister misin diye soruyor. Ondan sonra diyor ki ona, yummy. Okay, evet, çok lezzetli. I love it. Bayılırım. Pankeke bayılırım. O zaman hangi cevabı biz kullanmadık? Thanks, I don't like it kullanamadık. Eğer burada thanks olmasaydı, I don't like it deseydi, no thanks, I don't like it diye cevap verebilirdi. Ama burada da thanks olduğu için her ikisini birden kullanmıyoruz. Okay? So, answer B. Yes, so, answer D. Geldim zaten. Geldim. Beşinci soruma. Yes, Zeno is playing a game. We should choose the correct moves and find the next occupations. Yes, Nick is was born on the 12th of 9th month. 9. ayın, 9. ayın neyinde doğmuş? 12th, 20'sinde doğmuş. Hemen bakacağız bilgilerine. Bu soru çok kolay bir soru zaten. 9. ayın 12'si ne oluyor? Bu oluyor. Yani biz burayı baz alacağız. Burası gitti mi? Gitti. Which of the following pictures show Nick's occupations? Hemen bakalım. Neymiş? I can draw. Resim çizebiliyorum. And paint picture. Resim boyayabiliyorum. O zaman ne olabilir? Ha? Hangi resim Nick'in occupation'ını gösterir? Of course, artist. So, answer is D. Bu soru çok kolay bir soruydu çocuklar. Evet, devam edelim. Evet, bir tık daha zor sorularımıza geldik. Which of the following is true according to card above? Yukarıdaki tabloya bakıldığı zaman hangisi doğrudur diyor. Hemen bakalım. Helen goes to step dance class on the third day of the week. Haftanın üçüncü günü, yani Monday, Tuesday, Wednesday. Bakalım. Folk dance gidiyormuş. Helen folk step dance'a gidiyormuş. Ne? After she attends tennis kulübü. Tenis kulübüne katıldıktan sonra diyor. Şimdi bakalım. Evet, Helen'ın tenis kulübü var. Step dance'ı da var. Ama step dance üçüncü gün mü? Hayır, beşinci gün. Biz zaten, evet, tenis kulübünden sonra gidiyor ama üçüncü gün değil, beşinci gün gidiyor. Yani this information is wrong. Geldim B'ye. Bob plays in the park. Bob plays in the park. Okay, in the park. Plays in the park on the second day of the weekend. Hafta sonunun ikinci günü. Saturday, the first, Sunday, the second day. Yes, this information is correct, of course. Geldim diğerine. Sammy take care of her dog on Thursday. Sammy, where is Sammy? Sandy here. Sandy takes care of her dog on Thursday. Yes, taking care of her dog Thursday. Okay. And she takes French courses on weekdays. Taking French courses when? Saturday. So, not on weekdays. Ne zaman? Weekend. Hafta içi değil, hafta sonu. Bu yüzden, so, this information is wrong. Geldim diye. John visits his grandparents 3 days. Yes, where is the John? John visiting his grandparents. Okay, 3 days. After he takes folk dance courses. Yes, where is the? Yes, okay. Taking folk dance courses Thursday. Visiting his grandparents Saturday. Yes, this is true. After he takes folk dance courses, John visits his grandparents. But not 3 days. Just 1 day. Çocuklar, buradaki bilgi neden yanlış? Evet, folk dansına katıldıktan sonra ailesini, yani büyük ailesini ziyaret ediyor ama 3 gün değil. Sadece Saturday. Okay? Tek. O yüzden this information is wrong. So, B is correct.
ile diyor tamamlanabilir. How do you feel? Nasıl hissediyorsun? Don't worry. Üzülme. What do you need? Neye ihtiyacın var? Can you repeat that please? Tekrarlar mısın lütfen? What is the temperature? Yes. Sıcaklık nedir? Hello Heather. How are you? Hi Ted. I'm fine. And you? I'm great Ted. I want to visit Mersin in my summer holiday. So can I ask some questions about there? Of course you can. Well, how is the weather? How is the weather in Mars? How is the weather in Mars in summers? Sorry, I don't get it. Pardon, anlamadım. Can you repeat that please? Tekrar eder misin? Hemen soru kalıbını değiştiriyor da. What is the weather like in your hometown in summers? How is the weather? How is the weather in Mersin in summers? Or what is the weather like in Mersin in summers? The same question çocuklar. İkisi de aynı soru çocuklar. Burada anlamadım diyor. Sorusunu başka bir kalıpla soruyor ama aynı soruyu soruyor. Yani tekrar eder misin? Cevabımız burada doğru oluyor. Yedinci sorunun cevabı C. O da zaten tekrar soruyor. Hava nasıl oluyor? Yazlar orada sıcak ve güneşli diyor. Teşekkür ederim. Geldim buraya. Sekizinci soruya. Every 4 years, the last one was last year. Her 4 yıl. Ve her 4 yılda bir demek istemiş. Sonuncusu geçen yılda. What time do elections start? Seçimler ne zaman başlıyor? Böyle bir cevabı yok. Zaten every 4 years diyorsa burada ben bir sıklık zarfı sorusu arayacak mıyım? How often sorusu arayacak mıyım? Arayacağım. How often do you have general elections? Ne kadar sıklıkla bir genel seçiminiz oluyor? Her 4 yıl. Her 4 yılda bir oluyor. Sonuncusu da geçen yılda. Zaten when did you first vote in elections? Ne zaman ilk oyunu kullandın diyor. Zaten sonuncusu geçen yılda diye bir cevap olamaz. İlk oyunu soruyor. Kim diyor soruyor, every 4 years diye cevap veremezsin. What time dediği zaman da saat soruyor, bir saat şıkkı da yok. Yani değil. Sekizinci soru değil. Geldim 9'a. Yine elections'larla ilgili bir konu. Can the new student, yeni öğrenciler, voting elections, seçimde oy kullanabilecek mi? Vote alıp oy kullanmak zaten. Of course, students, elbette, elbette diyorsa bunu destekleyici bir ifade kullanacak. Students don't vote for new friends. Öğrenciler yeni arkadaşlar için oy kullanmayacak. Şimdi of course'la ters düştü cümle. Candidates should respect each other. Elbette adaylar birbirlerine saygı göstermeli. Şimdi bu soruyla bu soruyu bağdaştı mı? Hayır. Çünkü burada diyor ki oy kullanılacak mı? Yani oy kullanılmayacağına dair bana bir bilgi vermesi lazım. See, everyone in class, sınıftaki herkes has the right to vote. Sınıftaki herkesin oy kullanma hakkı vardır. O zaman bu sorumun cevabını karşılıyor mu? Yeni öğrencilerle oy kullanacak mı? Oy verecek mi? Herkesin oy hakkı var. Yani our answer is C. Correct answer is C. Geldim son soruma çocuklar. Yes. Okay. No, they vote only in public buildings. Hayır, onlar sadece resmi binalarda, resmi yerlerde oy kullanabiliyorlar. Bir kere no sorusu. Ben yes no sorusu arayacak mıyım? Evet. Hemen yes no sorusu olmayan WH question'ları mı ediyorum? Ver. What? Gitti. Şimdi geldim sorularıma. Hemen C ile başlayalım. Can a child elect the president? Bir çocuk president'ı seçebilecek mi? Seçebilecek mi? Bir çocuk seçebilecek mi? Hayır. Onlar sadece resmi binalarda oy kullanır. Böyle bir mantık var mı? Başkanı seçebilecek mi? Hayvanlar sadece resmi binalarda oy kullanır. Bu soru yanlış zaten. Geldi asıl doğru şıkkımıza. Do people vote? Do people vote in coffee? In a coffee in the election? Seçimlerde, kafede insanlar oy
kullanacaklar mı? Kullanırlar mı? Pardon. Seçimlerde insanlar kafede oy kullanırlar mı? No, they vote only in public buildings. Hayır, onlar sadece resmi binalarda oy verebilirler. Yani 10. sorumun cevabı Adana. Şimdi denememizi bitirdik çocuklar. Hemen hızlıca bir tekrar kontrol edelim. Tek tek söyleyelim şıklarımız neydi? Bir hata olmasın. Evet. Yes. Bir, Denizli. İki, Bursa. Üç, Bursa. Dört, Denizli. Beş, Denizli. Altı, Bursa. Yedi, Ceyhan. Sekiz, Denizli. Dokuz, Ceyhan. On, Adana. Evet çocuklar, sorularımızı çözdük. Lütfen bana öğretmenleriniz aracılığıyla kaç doğru kaç yanlış yaptınız bu denemede bildirirseniz çok sevinirim. Şimdilik kendinize iyi bakın. Diğer derste görüşmek üzere.